Bir karizma da burada. Bir kameranın arkasında yönetmenim, bir karizmam da burada. Sizi de tanıyalım. Merhabalar, ben Nihat Çelik. Bu ailenin en büyüğüyüm, abileriyim. Yeğenimin ve kardeşimin ağa olması beni gururlandırdı. O karizma dediğinde damadım oldu kendisi. Aynı zamanda... Mustafa, sen bu karede nasıl konuşuyorsun başkan? Sen harbiden, bence var ya, sen harbiden yürek yemişsin. Bence hem de dana yüreği. Maşallah. Ben 39 yıllık öğretmenim. Halen devam ediyorum. Ellerinde nefer. Benim kızım da 4 yıllık öğretmenim. Allah razı olsun. Öğretmenim. Allah bağışlasın. Allah razı olsun. Bütün çocuklar bizim hepsi. Tabii biz demin Arif Bey söyledi. Buraya geldik 87'de. Hem akraba olduk hem komşu olduk. Ne kadar güzel. Birlikte büyüdük, birlikte yedik içtik, birlikte sevindik. Ne varsa birlikte paylaştık. Bizim çocuklarımız hep Alik dayı derler. Arif de demezler, Alik dayı derler. Ama kendisine. Onun kardeşi vardır, şu anda burada yok, Mesut. O da onlardan beraberdirler. Yani birlik beraberlik içindeyiz çok şükür. Hem akrabalık hem komşuluk hem de kardeşten daha öte can diyelim yani beraberiz. Onların İstanbul'da da birlik beraberlik içinde olması, köy adına böyle güzel şeyler yapmaya çalışmaları tabii ki bizi gururlandırıyor. Ben demin başka bir yerdeydim, bacanağın yanındaydım. Çağırdı yeğenim onu, sağ olsun dedi, gel amca böyle bir şey var. Ben de ne olduğunu bilmiyordum, tesadüfen geldim. Gerçekten ne olduğunu biz de bilmiyorduk, biz de tesadüf geldik. Ne olduğunu bilmeden geldim. Yeğenim çağırdı, ben de gelmek zorunda kaldım. Sağ olsun çağırdı, Allah razı olsun. İyi ki geldin. İyi ki gelmişsin. İşte biz, dedim ya, ben Çarşamba Merkezi'de oturuyorum. Daha önce Adapazarı'nda, Adıyaman'da çalıştım. Çalışmaya devam ediyoruz. Çocuklarımızı büyüttük. Emeklisiniz ama. Emekli hanım izin vermedi daha. Öğretmenlik devam ediyor mu yine? Ediyor çünkü hanım izin verince olacağız. Vallahi şimdi kusura bakmayın da şimdi özür dilerim. Burada da kim yanlış anlarsa anlasın. Hiç kimseyi emekli etmek yürek bırakmadınız. 10 bin lirayla da kimse, yani yengen doğrusunu yapıyor. Şimdi ben memur olduğunu söyleyemedim ama sen söyledin, ne güzel işte. Şimdi emekli olmak çok zor. Yani. Çok zor. Ben söylerim. Şöyle alıştığımız yaşam standardının altına birdenbire düşmek gerçekten bir söz vardır. Attan inip eşeğe binmek diye. Biz o seviyede alışabilmek için yıllar gerekecek. Çünkü şöyle düşünün, aşağıdan yukarı doğru çıktıkça insan mutlu olur da yukarıdan aşağı taklattığı zaman üzüntü duyar. Biz şimdi emekli olan, ki bizim okulda da var, hepsi yaşlıyız, biz dede diyoruz kendimize. Dedeler emekli olmaya korkuyoruz. Çünkü aldığımızın yarısından daha az ücret verecekler için çok zor. Allah emekli olanlara da yardım etsin. Ben lafımı hiç esirgemedim, esirgemem de. Kimse kusura bakmasın, yıllarca cumhurbaşkanı yetiştiren, başbakan yetiştiren, vali yetiştiren... Yani Türkiye'de değil, dünyadan bahsediyorum, bir öğretmen eğer emekli olmaktan korkuyorsa yazıklar olsun bu ülkeye. Özür dilerim, bunu ben kendi adıma konuştum, sizinle de bir bağlantı yok. Hemen yan tarafa geleceğim ama yandan önce ilk sevgili abimin yanına gideceğim izniniz olursa. Abim orada o, bana diyor ki gelme ama gideceğim. O bizim ortanca kardeşim. Biz 5 erkek 5 kızız. Annem babam sağ olsun. Babam rahmetli oldu, annem yaşıyor. 10 tane çocuk, 5 kız, 5 erkek, bir de eşit yani. O bizim ortancı erkek. Erkek 2 yılı geçti. 2 Haziran'da bir iş kazası geçirdi. Belden aşağısı tutmadığı için mağdur durumda. Ama biz sağ olsun hem eşi başta olmak üzere yiyenleri, bizler yardım edici olmaya çalışıyoruz. Yani çok şükür Allah'a. Yani çocuğunun başında, bir tane çocuğu var, çocuğunun yanında olması bize yetiyor bize. Bir geçeyim oraya ben.